Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Bugün aslında sizlerden gelen bir konuyu konuşmak istiyor, yani sizlerden gelen bir soru üzerine konuşmak istiyoruz. Herkes evinde, ben bu sefer mekan değiştirdim, salona geçmek zorunda kaldım. Burcu yine aynı şekilde, hani Mantıkta. illüstratörün doğal ortamından size sesleniyor olacağız. Ve bugünkü konumuzda nasıl kendini bulursun, nasıl özgünleşirsin? Yani konu, aslında daha bir sürü soru vardı ama işte her hafta biraz bunlara değinmek istiyoruz. Aslında çok güzel bir konu. Herkes bazen birbirine benzemeye başlarken aradan sıyrılıp kendi dilini bulabilmek gerçekten herkes için her anlamda yani hemen hemen her konuda belki de kolay değil. Bunun için biz neler yapıyoruz? Biz kendi deneyimlerimizden yola çıkarak kendi fikirlerimizi size paylaşacağız. Evet Burcu senle başlayalım bu sefer istersen. Ne düşünüyorsun? İstersen Müjde başlar mı? Hayır. Sen başla. Hep biz başlıyoruz. Ya Müjde ya ben. Sen başla. Peki. Yani aslında tabii biz üç konu içerisinden bu konuyu seçmiş olduk ve bunlardan biri de aslında biraz hani sorulan sorulardan birine denkti. O da şeydi, yeni başlayanlar için esinlenmek nasıl bir şeydirden, yani nasıl bir şey? Esinlenmek veyahut da birebir kopyalamak diyelim. Kelimeyi orada düzeltelim biz, sorudaki kelimeyi. Yani benim hani bugüne kadar kendimi bulabilmek için bence daha ben de yolun çok başındayım. Yani en azından illüstratör olarak öyle hissediyorum. Çünkü bazen projelerin gerekleri benim yapmak istediklerimin tadını çok değiştirebiliyor. Hangi yaşa hitap ediyorsam o yaşın gerektirdiği şeyler de işi değiştirebiliyor. Ama kendi dilini bulmanın bazı yolları var. Bence ilk önce yani bu hani genellikle de önerilen bir şeydir. Beğendiğin veyahut da hoşuna giden tasarımcılar, sanatçılar, illüstratörler her neyse alanı neyse o beğendiğin insanların işlerini bir parçalarsın, bir bölersin, bakarsın neyi nasıl yapmış. İşte orada o rengi niye kullanmış, fırça darbesi niye öyle olmuş. İşte baskı alıyorsa baskıda neyi gözetmiş, kompozisyonu nasıl yapmış. Metne bakarsın, metinde nereyi çekmiş, almış da değerli bulup da onu resimlemiş gibi. Hani böyle bir aslında tersine dönük hani bitmiş iş üzerinden bitmiş işin köküne bir bakmaya çalışırsın. Ve bence bu İşte insanın esinlenmesini sağlayan kısımdır diye düşünüyorum. Çünkü malzemeyi de tanıyorsun bu sırada. Evet, Malzemeyi ve çok tekniği de tanıyorsun ve aynen. sınırları keşfediyorsun. Evet ve yani bu keşifler sonrası insanın belleğinde bir aslında kütüphane oluşuyor. Ve bu kütüphane ne kadar dolu olursa bizden çıkan eserinde o kadar özgünleştiğini düşünüyorum ben. Ve tabii ki yani bu öğrenmenin hani sonu yok ama insanın dili de çizim dili de böyle oluşuyor diye düşünüyorum. Örneğin işte atıyorum gözleri yaparken sadece nokta mı koymayı seviyorsun yoksa beyaz zemin atıp gerçek göz gibi mi yapmak istiyorsun yoksa farklı bir şey yani ne yapmak istiyorsun gibi bir şeyin çıkış noktası senin bugüne kadar gördüğün ve sana göre ifadeyi en iyi anlatan teknik sence neyse kendince geliştirdiğin dilde ona tekabül ediyor diyeyim. Yani çok iyi anlatamıyorum ama bence böyle insan kendi dilini oluşturabilir. Yani inceleyerek, araştırarak eğer şey Parçalayarak. kendi işinmiş gibi birebir sunmak değil ama bazen de taklit ederek anlayabilmek için neyin nasıl yapıldığını bence böyle kendi dilimizi bulur ve özgün olmaya başlayabiliriz. Çok araştırmakla, okumakla, görmekle olur diye düşünüyorum ben. Sizce? Bence de öyle. Ben de böyle bir aşamadan geçtim. Hatta çocukken başladım buna sanırım. Ansiklopedideki resimleri kopyalıyordum falan. Şimdi büyüyünce beğendiğim illüstrasyonlu kitaplardaki işte illüstrasyonlara bakıp bunu acaba nasıl bir teknikle yapmış, nasıl bu hissi, dokuyu kazandırmış diye onu çözmeye çalışarak kopyalıyorum
önce bakıyorum ve tam o sırada demin de senin sözünü kestiğinde söylediğim şey oluyor. Aa diyorum, akrilin üzerine işte kuru pastel sürünce böyle oluyormuş. Kurşun kalemle keçeli kalemi birleştirince böyle oluyormuş falan filan. Malzemeyi tanıdıkça aslında malzemenin sınırlarını çizeceğin, yapmayı düşündüğün objenin, nesnenin sınırlarını ve kendi sınırlarını tanıdıkça sanırım özgünleşiyorsun. Daha somutlaştırırsam, diyelim ki bir fil çizmem gerekiyor. Ben her defasında aynı şeyi yaparım. Gerçek file bakarım. Fil resimlerine bakarım. Fil illüstrasyonlarına bakarım. Ondan sonra ben nasıl bir fil çiziyorum ona bakarım. Sonrasında da zaten acayip bir birikim olduğu için o süreçte yaptığım fildeki eksiklikleri ya da fazlalıkları daha kolay görüp ona göre onu değiştiririm. Bir şeyler eklerim veya çıkarırım falan. Burada ama neyse konuyu dallandırıp budaklandırmayacağım. Yok, söyle. Sanırım özgünlük ya da özgün olma isteği de önemli galiba burada. Yani bizim alanımızdan, eğer bizim işimizden sadece söz edecek olursam, fıt fıt yapayım geçeyim diye düşünüyorsanız gayet risksiz dümdüz şeyler çizip Varlığınızı evet, pek çok iş yapabilirsiniz de. Çünkü yayın evleri sizden ne geleceğini çok net biliyordur. üzeriniz. Çok da sınırları zorlayacak şeyler yapmıyorsunuzdur falan. Ama aynı şeyleri yapıyor olmak bir tatminsizlik yaratıyorsa sanırım orada Yeni özgün keşfetmek olma gerekiyor. Evet, başlıyor. kesinlikle. Evet. Ve şu da bir, ben mesela resimlediğim her kitapta neredeyse farklı bir teknik her birinde kullanmaya çalıştım. Yetmiyordu çünkü. Tamam, nakrilik yaptım, onu çözdüm. Ama bunu baskıyla yapıp, baskıyı öğreneyim. Bunu şununla yapıp, bunu öğreneyim falan filan. Böyle böyle sanırım. Evet. Ben de oldu bu. Eğer özgünsem. Özgünleşmeye çalışıyorum. Ya hepimiz tabii ki eminim ki hani herkes hep aynısını yapmak değil de aslında her seferinde yeni bir şeyler katabilmek derdinde. Ama tabii işte bu noktada şey o hani hep konuştuğumuz hani bazı işlerde işte özgün olabileceğin açıklığın sana sunulması bazılarında ya bizim buna çok acil ihtiyacımız var pıt 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 şöyle bir şeye yani hani bazen de çok çizilmiş oluyor falan bazı işlerin gereklilikleri diyelim ama evet yani hani benim de kendi adıma eksikliğini çok duyduğum bir şey yani hani beni biraz bazı projelerde çok rahat o hani hem deney yapabiliyorum hem de çıkan işin karşı taraf için sorumsuz olduğunu görebiliyorum. Yani yeniliğe açık olduklarını görebiliyorum. O zaman mesela çok rahat ilerliyor ve bu evet işte o dili oluşturmaya da fayda oluyor. Ama bir yandan da şöyle söyleyeyim. Diyelim ki hiç iş almıyorsunuz. O zaman kendiniz için bir şeyler yapmaya ve yine her gün Evet. çalışmaya devam etmek gerekiyor. Yani bu böyle bir Aslında şey. belki iş almadan önce buna başlamak gerekiyor. Yani çok Evet. uzun zaman bir şeyler yapmak, çizmek, Evet. denemek falan gerekiyor ve zaten kendi dilini bulduğunda ya da bulduğun o dilin sana ait olabileceğini hissettiğinde işin de kolaylaşıyor. Evet. Kısıtlı süren olsa da gene yeni bir şeyler yapabiliyorsun. Evet. Müjde sence? Emek harcamak gerekiyor. Ben de size katılıyorum. Tamam. Ya Tamam şey tamam müjdeyi tamam geçirmeyelim. müjde Aynı şeyden istiyorum. geçirin. Ya ben de şey yani mesela kitaplar dışında çok denemeye hiç fırsatım olmamıştı. Şimdi bahsettin ya sen hani denemek lazım şey boş zamanında da bir sürü şey denemek lazım falan diye hiç fırsatım olmadı mesela ona. Ama çok fazla örnek resim bakmışlığım, işte illüstrasyon bakmışlığım, başka çizerlerin işlerini takip ediyorum. İşte veya çocuk kitabı topluyorum. Başta yani şimdi çocuk kitabı kütüphaneme baktığım zaman ilk aldığım çocuk kitabıyla karşılaştım geçen gün ve en son aldığım kitaba baktım ve kendi yaptığım işlere baktım. İnanılmaz bir değişim var yani ve
Kendi tarzım da oraya evrilmeye başlamış. Sanırım çocuk edebiyatını da yakından takip etmek gerekiyor. Zaten onlarla paralelde buluyorsun kendi tarzını ve sevdiğin şeyleri. Çünkü kopamıyorsun yani. Ve esinlenme dediğimiz şey olmak zorunda. Yani öykünme dediğimiz şey olmak zorunda. Birileri de senden öykünüyor. Değil. Zaten bunun evet. olmaması mümkün mü? Onu merak ediyorum. Yok, mümkün değil. Her metnin aslında birbirinin tekrarı olması gibi aynı şey. Evet. Ama şey bu, sanatın her alanında var. Yani olmak zorunda. Yani bir yönetmen bir film çekerken resim sanatından etkilenebilir ve bunu açıkça belirtebilir de yani. Gönderme de yapabilir. Bu olmak zorunda bence ve çok doğal bir şey. Ve ben de yani bir tarz geçen gün arkadaşıma yeni çalıştığım kitabı gösterdiğimde şey dedi, aa tarzın oturmaya başlamış falan gibi bir şey dedi bana. Ama sonra şey düşündüm, hayır benim tarzım oturmuyor, sürekli değişime uğruyor yani. Ve ben bundan da mutluyum yani. Sürekli değişiyor ve dönüşüyor ve ben her seferinde daha çok zorlanıyorum. Ve bugün şunu fark ettim. Editöre şeyi göndereceğim. Kitabı bitirdim. Sadece ipek hallerini göndereceğim. Bir genel bir kontrol yapacağız falan. Göndermeden önce o kadar ayrıntılı bakmaya başladım ki takıntı haline gelmiş bu. Bunun sebebi de şu. Önceden bu kadar ayrıntılı bakmıyordum. Günün birinde bir yayın evine gittim ve böyle o koca iMac'te kendi çizdiğim resmi gördüm bir grafik tasarımcının önünde ve bu kadar büyük görüyorlar, inanamıyorum falan dedim. Çünkü benim gördüğüm ekran şu kadar falan, benim çalıştığım ekran. Hayır ya, çıplak yani, o bayağı çıplak halde görüyorlar. O yüzden gittikçe daha takıntılı hale geldim. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama yani ne bileyim, son şu an çalıştığım kitap mesela beni acayip mutlu ediyor yani. Farklı bir yere evriliyor tarzım. Ufak bir tatmin yaşıyorum hayatımda ilk kez. Yaşasın. Gerçekten ya, ve editör ya, şu an çalıştığım editörle de öyle. Yani karşılıklı müthiş bir alışveriş halindeyiz. Bilmiyorum, çok iyi hissettim kendimi ilk kez. Çok güzel. Olgunlaşıyor belki de böyle tarzlarımız. Ama hiç oturmayacak, onu biliyorum yani. Yani ben mesela şeyi hatırlıyorum. İlk işte iPad'i aldığında, tabii bir de yani hani işin teknik bilmekle alakalı kısmı da var. Yani sen belki kağıtla ve kalemle ve diğer hani malzemelerle istediğini çok rahat verebiliyorsun. Ama mesela yepyeni bir şeyi eline aldığında aynı akıcılıkta kullanamayabiliyorsun. Ve sanki bambaşka birine aitmiş gibi çizimler çıkıyordu. Bir milli eğitimin böyle bir projesine dahil olmakla alakalı bir işte bir örnek çizim talebi gelmişti. Yani utanmıştım çıkan şeyler. Ya diyorum ki niye olmuyor? Yani neden olmuyor? Yani hani çünkü ben de var öyle kitap. Bilmiyorum. Her şey çok yeni. İşte 2016'da mıydı, 15'te miydi hatırlamıyorum. Böyle şey ya anneciğim, yani nasıl olacak? Çünkü dijital olmasını istiyorlar. Çok hızlı gitsin diye. Ya ben de hızlı gitmiyor ki şu an bilmediğim için. Tamam, hani o süreci sonra geçtik yani, bambaşka deneyimlerle çalışarak falan hani onu atladık, ama şimdi mesela geriye dönüp baktığımda hani böyle şeyler de var ve o çizime baksam böyle şeyler, bunu kim yaptı yani? Bu bana ait olamaz falan. Evet, benim de buna benzer şeyler var bende eski kitaplardan. Ama peki işte şey oluyor mu ya, bir şey söyleyeceğim. Mesela ben bunu çok yaşıyorum, düşünüyorum. Şimdi bir çocuğum yok veya işte çevremde sürekli temas halinde olduğum bir çocuk yok. İşte arkadaşlarımın çocukları var ama sürekli şey değiliz yani, temas halinde değiliz. Şimdi çocuğa hitap ediyoruz, yaptığımız iş direkt çocuğa hitap ettiğimiz bir şey ve bu yani ben mesela bakıyorum bazen diyorum kendim için yapıyorum bunu sanırım. Yani evet. Bu renkleri ben çok seviyorum ama bu renkleri çocuk seviyor mu gerçekten? Yani bunu kaçırıyor muyum acaba diye düşünüyorum. Sonra hani kendime şunu soruyorum. Hayır, estetik olmak zorunda. Çocuğun gözüne estetik bir şey sokmak zorundayım aklına. Bunu öğretmek zorundayım belki de falan diyorum ama yani
İşte nasıl oluyor? Onu yakalayabiliyor Şu mu? var Müjde, çocuğun zevkleri de zaten gördüğü kitaplarla Gelişiyor, içinde. evet. Yani çocuk zevki dediğimiz bir şey yok bence. Ne Çok verirsen alışız, onu ne alıyor. veriyorsak oradan çıkıyor, aynen. Evet. Ama çok böyle şeydir O ya. yüzden kendim için çizmek, ben de aynı şey diyorum. Hep dedim. Ben kendim için çiziyorum. Ya Bana şey zaten var ya, mesela paket gibi böyle çocuğa dayatılmış şeyler vardır ya, çizgi filmlerde öyledir. İşte bir sürü çok da sevmediğimiz, belki benim yani. ezberlenmiş, Hatta alışılmış karakterler, ezberlenmiş böyle renkler. parlak parlak renkler ki ben öyle kullanmıyorum. O renkleri böyle çocuk direkt gördüğünde o ilgisini çeker. Acaba diyorum, hani benim yaptığım kitaplar ilk gördüğü an ne hissediyor yani bir kitapçıda bir Ama şey? burada işin içine Yani yaş grubu da giriyor. Yani bir bebek için yapıyor olsaydım bu tarzda çizmezdim bence. Tabii Hı. zaten biyolojik sınırlamalar Evet, var. Hani evet, göz evet, algı yaparsın evet. bambaşka Hı. bir yerde. Ben şöyle düşünüyorum. Benim böyle bir 4-5 kitaplık bir böyle birlikte çalışma yaptığımız bir proje vardı. Mesela orada o proje ilk geldiğinde bana işte şey dendi, yani biz pastel tonlar istiyoruz. Ama çok küçük yaş çocukları, daha hani okuma yazma bilmeyen, işte 4 yaş falan civarına hitap etmesi gerekiyor ve çok, yani böyle tek cümlelik işte metinler falan. Yani tamam, ama hani sonuçta o seçimi yapacak olan, raftan o kitabı alacak olan çocuk değil şu an. Bu arada bambaşka bir konuya geldik, ama işte hani insanın özgünlüğünü de aslında, veyahut da nasıl diyeyim, gitmek istediği yolu da biraz etkileyen şeyler var derken, hani projelerin kısıtlarından kastım buydu yani. Ben mesela orada belki gökyüzünü daha farklı tonda bir mavi yapmak istiyorum. Baskıdaki renk kaybını da düşünerek. Ama işte işin sahibi diyor ki hayır, ve toz, toz pastel, her şey toz gibi olsun. Ama tamam da o zaman hiçbir şey, yani mekan algısı gitti, derinlik algısı gitti, hiçbir şey ortaya çıkamadı. Yani gözünü şöyle hafif kıstığında orada böyle bir bulanıklık var. Bu kadar da olmamalı yani. Ön arka ilişkisi kurulabiliyor olmalı falan. Evet. Orada da senin biraz yönlendirmen gerekiyor belki. Ama işte her zaman o yönlendirmeye çok açık olamayabiliyor bazı işler falan. Yani Şeyi açıklamalı galiba, yani kendimiz için çiziyoruz ama her şeyi göz ardı ederek çizmiyoruz elbette. evet. Çocuk kitabı resimliyorsan çocuk kitabının nasıl resimlenmesi gerektiğini, hangi Aynen. yaş grubuna nasıl renklerin, nasıl çizgilerin hitap ettiğini de bilmen gerekiyor. O nedenle bir çizerin her yaş grubu için çizebilmesi çok 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 zor bir şey. Ben bunu yapamıyorum mesela. Evet. Yani biraz daha büyük yaş grupları için çizebilmem için herhalde 6-7 yıl falan geçti. Sürekli bir şeyler denemem falan gerekti. Evet. Sadece şey, o sınırlılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Evet, bunu 3 yaşındaki bir çocuk için çiziyorum, göz önünde bulunduruyorum. Ama o kuşu 3 yaşındaki çocuk da anlasın, ama benim estetik kaygılarım da söz konusu olduğu için kendi üslubumla falan biraz değiştirmeye çalışarak dümdüz bir kuş değil de hem özgün hem çocuğun anlayabileceği bir şey işte. Evet. Yani işte orada tabii ikili ilişki, yani o iletişimle de çok alakalı bir şey. Hani bu gitmek istediğin yola gidebilmek, gidememek vesaire herhalde. Yayın evinin sanırım seni bilerek gelmesi burada önemli. O da Portfolyo önemli, evet. geldiyse zaten senden ne beklemesi gerektiğini Evet. biliyordur. Evet. Yani tabii benim hani mesela bu bahsettiğim şeyde herkes çok deneysel takılıyordu. Bir yayın evi değildi mesela, şahıstı. İşte mesela ben artık örneğin hani şahıslardan gelen şeyleri mesela yapmama kararı aldım. Yani çünkü hani yolu belli olmayan yollarda ilerlemek çok kolay olmuyor. Bence bunu bir Yorucu oluyor. bölümde konuşmalıyız ayrıca Evet. ya. Yani kurumlarla mı, şahıslarla mı işbirliği yapılıyor? Çünkü Yani şöyle müzeyle de benim, geçen bunu konuştuk. evet, o zaman bunun notunu alıyorum. Yani benim Evet. deneyimim çok pozitifti. Ama işte dediğim gibi hani bazı negatif yanları da oldu. Bana güven verici gelmiyor mesela. Ben işin içinde bir kurum, bir sözleşme Öyle mi? Evet. Tamam. olmasını gözetiyorum. Evet.
Evet. Peki kendini tek bunu da mesela ekleyelim isterseniz. Şu kendini diyelim ki kendi dilimizi bulduk. Veyahut da bulmaya çalışıyoruz diyelim, tamam. Kendimizi tekrarı nasıl engelleyebileceğiz? Yani ne yapıp kendimizi tekrar etmemeyi başarabiliriz arkadaşlar? Bence masaj gerekli kesinlikle. Yani kendini tekrar... Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ne Son olur da kendini tekrar zamanlarda... etmiş olursun Ya veya bakın böyle soralım. şöyle bir şey var. Bir Haftada bir kere kitap yaparsan önceki... kendini tekrar edersin Hayır, bence. hayır. Bir de şu var. Yani bir kere metinler kendilerini zaten tekrar eden metinler. Böyle metinlerle... Ya birçok metin kendini tekrar ediyor zaten. Buraya... Evet. Evet ediyor, tamam. Bütün metinler birbirinin kopyasıdır dedik. Hayır, Edebiyat böyle bir şey zaten. tam olarak öyle söylemiyorum. Yani mesela hatırlıyor musunuz? Size bir serzenişte bulundum geçenlerde. Dedim ki yahu çocuk odası çiziyorum. Yani sürekli çocuk odası çiziyorum son zamanlarda ve üretebileceğim bir şey kalmadı. Yani bir çocuk odasını daha farklı nasıl yapabilirim? Yani üç ayrı kitapta. Gerçekten tamam bir karakteri var. O kitapta farklı bir çocuk, öbüründe farklı bir çocuk. Ama yani ne yapabileceğimi bulamıyorum artık yani. Ne Kendi kadar çocuk odan cepten gibi yapabilirim? yapsan çok ilginç olurdu aslında, Nasıl? değil mi? Kendi çocuk odalarımız gibi yapsaydık ilginç Benim olurdu bir çocuk bence. odam ama benim odam yok. Böyle de bir durum var yani. Evet, o yüzden özgün, ilginç bir şey olurdu. Ya gerçekten o kadar tükettim ki yani. Hani ne yapacağımı bulamadım yani. Günlerce bir çocuk odası düşündüm. Bir de böyle bir durum var. Kendimi ne kadar tekrar etmeyebilirim yani? Metinle alakalı bir şey olarak görüyorsun. Sadece metinle alakalı değil tabii ki yani. Bu aslında çok bakman gerekiyor işte. Çok, Belki çok. de içinde çocuk odası olan 1.000 tane kitaba, illüstrasyona falan Evet, veyahut da mesela bakman belki de öyle ürün kataloğu yaptım. incelemek lazım yani. Mobilya kataloğu incelemek lazım, ne bileyim. Öyle de Evet. yaptım. İşte. IKEA kataloğu Duvar inceledim kağıtları, ben. işte bir sürü tasarım mobilyalar, o çocuk odaları ya inanılmaz yani. O Pinterest'in içinde kayboldum artık ve ya tükenmiştim en son şeylerde hani ne yapacağımı bilemez haldeydim. Duvar kağıdında tükendim mesela ya tükenmişlik sendromu. Yani Ama seni çok iyi anlıyorum açıkçası. Ben mesela belki de ara vermek de gerekebilir mi acaba? Özür dilerim yani. yok belki de evet işte Kitaplar yani. arasında ara vermek de mi gerekebilir mi diye. Ama o da çok lüks oluyor yani. Kendini de geçindirmen gerekiyor Evet yani. işte. Nasıl? Ya o dengeyi tutmak, oluşturmak zaten en büyük olay orada Evet. yani. Ne hem Sanırım öncesinde kendine nasıl, ne kadar yatırım yaptığına da ilgili, İşte o değil hani mi? görsel kütüphane mevzu da tabii ki burada işte o yatırım dediğimiz şey hepsi birbirini kapsıyor aslında. Ya ama belki de atıyorum mesela benim böyle zamanlarda aklıma şey gelir yani hep aynı açıdan mı bakıyorum mesela? Acaba nasıl daha farklı bir açıdan yani mesela şu an benim arkamda bulunan işte salonun yani şu an Mersin tam ve göz hizasından görüyoruz ya acaba işte çocuk gibi yere inseydim acaba açı değiştiğinde ne olurdu? Veyahut da işte yukarıdan baksaydım. Perspektiften mi Evet, bahsediyorsun? perspektifimi değiştirsem mesela odayla ilgili. Acaba o zaman daha farklı alanları gördüğümde daha farklı eklentiler yapabilir miydim? Veyahut da çıkarabilir miydim? Mesela hani bu tarz oynamalar gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor bazen. Diye ya benim en azından hani uyguladığım minik taktikler bunlar, öyle söyleyeyim. Ama mesela şey evet yani ben de en son gelen projelerde böyle şeydim yani hani hep aynı. Bir de mesela birbirini devam eden karakterler çiziyorsan da bu kolay değil. Yani çünkü karakteri değiştirmek diye bir şey söz konusu değil yani. Hep aynı Evet. karakteri çiziyorsun, hep aynı karakteri çiziyorsun ve her seferinde bambaşka bir yerlerde onu çizmen gerekiyor. Bambaşka bir şey yaparken çizmen gerekiyor. Burada ne kadar özgün olabileceğim? Şey Yani... yapmaya başlamıştım ben. Yani onu fark ettim son işlerde. Metinde yazmayan çocuğa ya
Metinde yazmayan şeyler eklemeye başladım çocuğun karakterine dair. Yani çocuk odasındaysa çocuğun hobilerini eklemeye başladım mesela. Kendim aslında görünmeyen böyle bir şeyler de var. Bu da bana böyle yine bir yabancı hatırlayamıyorum. İranlı bir çizer var. Abdin'in Beni'ni okumuş muydunuz? Oradan aklımda kaldı. Çok çok iyi bir hikayedir. Ya buradan gerçekten tavsiye de ediyorum yani. Çok hem illüstrasyonlar hem de hikaye çok güzel. Arkada başka bir hikaye döner yani çizimlerde. Metin başka devam eder falan. Oradan böyle aklımda kalmıştım. Böyle çözümler bulmaya çalıştım ben de. Yani biraz. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. O hani kendini tekrarladığını zannettiğim veyahut da işin içinden çıkamadığın zamanlarda benim böyle takip ettiğim bazı işte Amerikalı illüstratörler var mesela. Onların verdikleri eğitimlerde de şöyle şeylerden bahsediyor. İşte bir odaya baktığında aslında 100 tane obje bulabilirsin. Hadi şimdi o 100 objeyi o odaya yerleştir. Ve bunu gerçekten hani sayıyla tak 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 saymaya başladı. Şimdi mesela benim arkamda şu an en azından orada bir 15 farklı çiçek var işte. 2 tane poster var, ne bileyim kitaplar var, mikrofon şu. Yani şu an tabii çok kötü bir açıdan bakıyoruz ama işte ben varım, kanepe vesaire. Hop zaten 30 tane ettik yani hani büyük ihtimalle. O yüzden şey diyeceğim hani bu tarz egzersizler yapmak da insanı çok rahatlatıyor. Örneğin işte ne bileyim çocuk çiziyoruz ama çocuklar bir süre sonra hepsi birbirine mi benziyor? O zaman işte 100 farklı kostümü olan çocuk çizmeye çalışmak. Ve bunu hani bir iş için değil de kendine yatırım amaçlı yapmak. Eski defterinin aslında meyvelerini Evet. yemek Evet. bu biraz. O hani arada böyle laf ettiğimiz eski defteri halleri var ya. Evet, yani çünkü tuhaf yerlerde gerçekten Şey arıyor orijinal bunlar. şeyler çıkıyor. Pastanede oturuyorsun, otobüste can sıkıntısıyla bir şeyler karalarken falan. Evet işte o datayı daha sonradan bir şekilde çünkü zihin çağırıyor yani o arkaya attığı şeyleri. Evet. Hatta şey geldi aklıma. Bence her zaman geç yeni bir şey üretirken, yeni bir kitaba başlarken mesela ben bunu yapardım. Hala yapmaya çalışıyorum. Her zamanki çalışma ortamından uzaklaşmaya çalışıyorum. Hatta çok yabancı bir yerde o karakterleri çizmeye çalışıyorum ki hiç gitmediğim bir yere gidiyorum. Atıyorum pastane örneğinden ilerledim. Hiçbir pastanede çalışmamıştım mesela bir keresinde. Bir kitapta onu yaptım. Bulamıyordum bir türlü karakterleri. İşte pastaneye gittim, oturdum. Ne daha sakinleşmiş bir vaziyette eskiz yapabildiğimi, çizebildiğimi fark ettim. Yani ezberlenmiş alanlardan çıkmak her kitapta bence Aynen. karakter yaratırken çok işe yarıyor. Beyin de sanırım kırıyor o şeyleri. Çünkü benzer imgeleri çağırıyor sanırım. Aynı mekanda olmak. Evet. Yani işte Mekanın da hafızası. çeşitli yöntemler geliştirmek zorundayız. Çünkü sonuçta her seferinde bir sorun da çözüyoruz yani bir yandan. Evet, bir sorun çözmek doğru. Evet, sorunu çözebilmek için de kendi Evet. yöntemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ne dedik? Çok bakarak, çok inceleyerek, çok Evet. okuyarak, çok görerek Çok dizerek. ve Ya çok deneyerek. gerçekten Evet. takip etmek, yani takip etmek çok önemli ya. Evet. Evet, Ama tabii yani neler oluyor? derken hiçbir şey yapmamak da değil. Aman yani orada insan böyle şey oluyor böyle hani başkalarını takip ve kendini çok fazla kaptırabiliyor. Ya sosyal medyadan bahsetmiyorum bu ara. Ya bu arada yani çocuk kitapları takip İllüstrasyonla etmekten bahsediyorum, evet. evet. Ya da bence her şeyi ya. Bence de Evet. sosyal medya da Böyle çok bildik bir daha şey aktif olduğu için söylemeyeceğim belki ama. hayatımızda o da önemli bir rol oynuyor ama başarabileceğimize inanıyorum bu yola girdiysek. Ya bir de kolaya kaçmak ya böyle hani cepten yemek falan böyle onlardan da çok biraz pek hoşlanmıyorum ben ya. Böyle. Kendi Biraz kendimize geliştirmeye çalışmalıyız, değil mi? ya lütfen evet denemek lazım ya. Güçlü işler çıkarmak lazım. Bilmiyorum. Seviyorum. Çünkü bunu yapan ne bileyim ya başka ya İran çizerlere bakalım. Mesela müthiş işler yapmıyor mu çoğu? Yani Çok da benzer bir çizgileri var farkında evet mısın çok güçlü Aya? işler yapıyor. Güçlü derken Ama hani ondan öyle bahsediyorum yani. bakınca mesela şeyi görebiliyorum ben. Teknik bir Galiba İran. Evet, bir şey var. Benzer bir çizgi. diyorsun. Hı.
diyebiliyorsun ama çok güçlü işler çıkıyor veya işte başka ülkeler yani ne bileyim ya. Bilmiyorum. Yani Ben bazen çok duygusal biliyorum dayattı. bakabiliyorum. Hayır ya bu sanırım başka toplumsal ekonomik etmenler çok belirleyici olabiliyor sana Evet, açılan işlerinde. doğru söylüyorsun. Yani aslında o zaman özgünleşebilmenin bir Biraz da parçası. para gerekiyor. Evet. Hayır, bu arada İran'da telifler falan yüksek diye demiyorum. Hatta telif yasası benim en son bildiğim yoktu orada. Sadece Ya İranlı çoğu arkadaşlarıma sormuştum. ya zaten birçoğu da yurt dışında yaşıyor yani hani çekip Sadece sen. pardon sözümü kestim. Sözümü kestim. Bu arada benim Yok. telefonum çaldı. Onu kapatmaya çalıştım falan. Bu arada Sadece süremiz de dolacak zaten yani. süremiz de doluyor. Evet. Yani sadece illüstrasyonda değil pek çok alanda da çok güçlü işler çıkarıyorlar ya hani. Aslında bazı Evet. toplumlardan böyle şeyler çıkıyor. Kendimizi ifade edebildiğimiz bir şey bu işte diyordu ve ona yükleniyoruz diyordu. Evet. Başka bir yere gittiğinde daha zengin bir Avrupa ülkesine belki o kitap için sana bir yıl ve bilmem kaç bin euro telif veriyordur ve rahatça çalışabiliyorsundur falan filan. İşte bu nedenle dedim ekonomik toplumsal şeyler Evet. etkili. Ya. Rönesans yaşamış adamlar ya. Rönesans vardı da biz niye yaşamadık ya Bak Allah. şimdi. Aa, konu derin aslında. Evet yani hani güzel soruymuş. Belki bir daha değinip Evet, bu soruyu konu. soran kişiden bahsedelim mi? Bige Teşekkür Doğu. Sevgili ederim. Bige'ye Ya, teşekkür gerçekten. ediyoruz. Yine Bak. zaten dönüp dönüp girilecek konular değil mi? Evet, Birbirleriyle evet. bağlantılı şeyler çünkü yani. Ya çünkü Evet. bir sonraki görüşmemizde bahsedeceğimiz konu da aslında bugünkü konuşmamızdan besleniyor olacak. Evet. Dolayısıyla evet Bige'yi sıkça anacağız gibi duruyor. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz tekrar sonuna kadar kaldığınız için arkadaşlar. Sorularınızı yine aynı şekilde yorumlar kısmında bırakırsanız çok seviniriz. Bunun dışında işte ben Linda Nihan, bana Instagram'dan ve web sitemden ulaşabilirsiniz. lindanihan.com veyahut da işte Linda Nihan veya Linda Nihan Design. Hemen kapatalım. Burcu. Ben Müjde Başkali. Bana kedi gibi fil adresinden ulaşabilirsiniz Instagram'da. Ben Burcu Yılmaz değil. Bana Müjde Başkali olarak ulaşabilirsiniz Instagram'da. Burcu Süper. nerede? Burcu yok ki bugün. Burcu Burcu sizde gelmedi mi? bugün. Evet, Burcu gelmedi bugün. Elinize sağlık kızlar. Hoşça Yine. kalın. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Hadi Bay bay bay. bay. Bu arada yani evdeki uyuyan bütün yani Umut da dahil olmak Uyandı mı? herkese çok teşekkür ediyorum. Kimse çıtını çıkartmadı. Bir şey söyleyeceğim. Bir ara Nazlı diye kaşındı. Fena bir ses çıktı geldi buraya devam. Hiç. Duymadınız mı? Yok, Umut arada beni tepti Yok. falan sesim çok yükselince ama neyse artık. Dur. İmaj yapmamız lazım. Bir kare bir fotoğraf bir şey alabiliyor ol yani sabit durun. Böyle. Nasıl görünüyorum bak? Kendimi Biliyor göremiyorum bile. olmamız lazım. Tamam hadi. Görüşürüz. Güzel.